Ama şimdi yayının başında söylemişim. Bugün pazar günü Fransa'da da bir seçim var. Bakalım sonuçlar ilk verilere göre nasıl? CNN Türk Paris temsilcisi Arzu Çakır-Morin karşımızda olacak. Arzu bize çok daha detaylı aktaracak. Sandıkların açıldığı noktada sanıyorum. Arzu, ilk veriler ışığında nedir sonuç? İnanılmaz bir kalabalık söz konusu. Macron'un, Emmanuel Macron'un seçim bölgesindeyiz. Ve seçimlerde birinci turda Macron çok açık arayla birinci geldi, bunu söyleyelim. Son anketleri yanılttı. %28.1 oy aldı Emmanuel Macron. Onun hemen arkasından ikinci aday, seçimlerin ikinci favorisi Marine Le Pen izledi. Marine Le Pen'in %23 civarında ilk tahminlere göre kaldığını görüyoruz. Hemen diğer adaylarla birlikte 12 aday yarıştı biliyorsunuz. 3 aday favoriydi. Emmanuel Macron, Marine Le Pen kafa kafaya görünüyordu. Ancak seçim sonuçları ilk açıklanan tahmini sonuçlara göre şu anda burası inliyor şu anda. Salon inliyor. Zira %28 gibi çok büyük bir oranla Macron birinci oldu %23 ile, Marine Le Pen ikinci oldu %17 ile, Jean-Luc Mélenchon üçüncü görünüyor. Şu anda aşağıda militanları görüyorsunuz. Tam bir coşku havası hakim. %28.1 Emmanuel Macron, %23 Marine Le Pen. Daha az bir fark bekleniyordu. Son zamanlarda Marine Le Pen oylarını yükseltmişti. Daha da yaklaşmıştı. Anketler Marine Le Pen'in yüksek miktarda oy alacağını gösteriyordu. Ancak Emmanuel Macron %28 ile ilk tahminlere göre birinci oldu. Onu %23.3 ile Marine Le Pen izliyor. %17 ile de Jean-Luc Mélenchon izliyor. Aşırı sağ ve sağın diğer adayları ise %7-8 oranında kaldılar. %10'un altında görünüyor Göksu. İlk ileteceğimiz rakamlar böyle. Bundan sonra onundan sonra 2 haftalık bir ara kampanya olacak. Ve ara kampanyadan sonra da 24 Nisan'da ikinci tura gideceğiz. Burada pek çok pazarlıklar olacak. Partiler arası geçişler olacak. Kaybeden adaylar birazdan açıklama yapacaklar ve kimi destekleyeceklerini açıklayacaklar ve ikinci tura doğru yeni bir denge oluşacak. Ama şu anda kazanan taraf görüyorsunuz 28.1 ile Emmanuel Macron ve şu anda en büyük coşku Emmanuel Macron'un seçim bürosunda var. Biz de seçim bürosundan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Göksu. Evet, şimdi Arzu, tabii çok soru var. Genellikle bilinir, konuklarımız da merak ediyorlar, sana soru yöneltecektir ama şunu sormak istiyorum. Tabii Macron'un tam kaybedecek diye tüm dünya bunu konuşurken son günlerde nasıl böyle bir çıkış yakaladı? Belki bunu tartışmak gerekiyor artık şu saat diliminden sonra ama Fransızlar sandığa pek gitmezler. Bu sefer arkandaki coşkuyu görünce kafamda birçok soru oluştu. Bu sefer sandığa ilgi yoğun muydu? Değildi tabii. Bir önceki seçimlerden %4 oranında daha düşüktü. Burada gördükleriniz partililer. Biliyorsunuz seçimlerde şu anda tam bir coşku havasındalar. Buradaki partililer Göksu. Anketlerin tüm kazananı Macron'du. Bunu her yayınımızda söyledik. Açıkçası anketlerin ters yatabileceğini de söyledik. Emmanuel Macron'un belki Marine Le Pen'in bir puan, yarım puan gerisine düşebileceğini de gösteriyordu anketler. Ama hep anketlerin kazananı Macron'du. Bu böyleydi. Bu kadar fark beklenmiyordu. Bunun nedenini elbette analizistler ve partililer birazdan yapacaklar. Ancak bize göre artık diğer adayların oylarının da çok düşük olması bunu gösteriyor. Sağ Sosyalist Parti çok çok düşük oylar aldı. Seçmen sandığa daha az gitti ama giden seçmen faydalı oy tırnak içinde kullandı. Yani sol adaylar, merkez adaylar, liberal adaylar, merkez sol ve merkez sağ oylarının boşa gitmemesi için Macron'a kaydı. Ben ilk etapta böyle açıklayabiliriz. Sağ adaylarda oylarının boşa gitmemesi için Marine Le Pen'e kaydı. Diğer adayların, özellikle Eric Zemmour'un örneğin Valérie Pécresse'in bu adayların oylarının çok düşük olması da bunu açıklıyor. Daha birinci turda yaşanmaz bu aslında Fransa genelinde. İlk turda faydalı oy kullanılmaz. Yani oyların boşa gitmemesi için önde gidene oy verilmez. Ancak bu sefer
çok aday vardı ve iki aday önde görünüyordu. Ve bu adayların sürekli önde görünmesi de faydalı oy kullanmaya itti, itmiş olabilir diyebiliriz seçmenleri. Ama daha sonra tabii siyasi gözlemcilerin açıklamalarını da iletmeye devam edeceğiz. Evet. Arzu, aslında Sayın Ağar'ın sanıyorum sorusu vardı. Ardından devam edelim, buyurun. Arzu Hanım, selamlar İstanbul'dan. Şimdi tabii ben de şaşırdım. Neden şaşırdım? Le Pen'in oyu en son anketlerde %21.1 olarak göstermişti. O hani gerçekçi anket yapanlarda siz 23 söylediniz yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış duymadıysam. Şimdi bir muhakeme sorusu sormak istiyorum size. Şimdi Avrupa'nın kaygısı şu. Şimdi zaten Macron'un daha üst seviyede bir oy alması bekleniyordu. Ama şimdi 3. sıradaki Jean-Luc Mélenchon %17 dediniz yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? %20, özür diliyorum. 20 diyebiliyorum. %20.1. %20.1. Şimdi Eric Zemmour o %8 dediniz değil mi? %7 küsür görünüyor. Şimdi tek tek isterseniz düşük oyları da aktaralım. Lütfen. %28.1 Macron, %23.3 Marine Le Pen. Hemen geliyoruz. %20.1 Jean-Luc Mélenchon. Eric Zemmour. Hemen geliyoruz. Bir saniye geçiyor. %7.8 diye gördük demin. Ancak son değişken rakamları söyleyeyim size. Eric Zemmour %6.8. Onu takiben Yannick Jadot, Yeşillerin adayı 4.6. Valérie Pécresse, sağın adayı 4.6. Dolayısıyla aslında %5'lere kadar düşmesi bile tahmin ediliyordu Eric Zemmour'un. Çünkü seçmen faydalı oyu ilk sandıkta kullandı dediğim gibi. Sağın, aşırı sağın oyları Marine Le Pen'e gitti. Merkez ve liberal oylar, Valérie Pécresse'in oyları özellikle Macron'a gitti. Solun, yeşillerin, Anne Hidalgo örneği %1'lerde 1.2 gibi görünüyor. Jean Lassalle 2.7, Komünist Parti 2.3, Royalist Parti 2.1, Anne Hidalgo 0, artık öbürleri 1'in altında, onları saymayalım. Ancak dediğim gibi sol, yeşiller, komünistler, bütün sol oylar toplandı ve Jean-Luc Mélenchon'a gitti. Sağ oylar, Valérie Pécresse'in bu kadar düşük olması, yani Eric Zemmour'un da Yannick Jadot'un, yani Yeşillerin de arkasına düşmesinin nedeni sağ oyların da boşa gitmemesi için Macron'a kaydı. Ve aşırı sağ oylarda Marine Le Pen'de toplandı. Daha ilk turda iki büyük önemli konu var. Birincisi Jean-Luc Mélenchon'un %20'nin üzerine çıkması çok önemli bir skor. Bu yok olmak üzere olan Fransız solunun önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceğinin de işareti, çok güçlü bir rakam onun için. Arzu. Evet Göksu. Arzu, aslında burada evet Sayın Arda ekler belki, çok önemli bir noktanın altını çiziyorsun. İleriki dönemlerde Fransa'da solun nasıl yükseleceğinin sinyalini aldık aslında bu seçimde diyorsun. Şunu sormak istiyorum. Çünkü aşırı sağcı bir milliyetçi grup, İslamofobinin de içinde olduğu bir grubun yükselişine tanıklık ediyorduk kaç yıldır. Hatta Macron'a karşı sarı yeleklilerin ekonomik dalgalanmayla hareketlenmesi, ardından sağcı grubun çok ciddi bir şekilde yükselişini, bu Macron'un yeniden seçilmesi ve solun yükselişi hepimizi şaşırttı. Burada acaba Macron'un izlemiş olduğu Putin'le işte ya da Rusya-Ukrayna arasındaki o savaşın, bir göçmen krizinin batıya doğru, Avrupa'ya doğru yükselişi ve Macron'un izlemiş olduğu o öne çıkma planları, işte Putin'le direkt temasları, NATO zirvesindeki çabaları, bunlar mı Macron'un oyunu yükseltti? Açıkçası Avrupa'nın geleceği belirlenecek. Yeni bir Avrupa çiziliyor. Marine Le Pen'le nereye kadar gidebilir Fransa? Kimse bu konuda, hem Fransız seçmeni hem Avrupa halkı buna çok fazla güvenmiyor açıkçası. Bu Marine Le Pen'in her ne kadar ben Avrupa Birliği'nden çıkmayacağım dese de güven vermeyen en önemli tarafı Ukrayna Savaşı var. Ukrayna Savaşı'nda Marine Le Pen de, Eric Zemmour da
Putin'in haklı gerekçeleri olduğunu dile getiren liderler arasındaydı. Marine Le Pen çok çabuk kendini düzeltti. Çok çabuk ılımlı bir çizgiye geçti ve bunun bir işgal olduğunu savundu ama Eric Zemmour değiştiremedi sözlerini. Üçüncüsü Müslüman ve göçmen karşıtı söylem. Eric Zemmour bütün kampanyasını bu söylem üzerine kurdu ama Avrupa halkı ve Fransız seçmeni yanı başında 2000 kilometre hemen yanında son derece büyük bir trajedi yaşayan Ukraynalı göçmenlere kucağını açtı deyim yerindeyse. Dolayısıyla göçmenlere bakış da ciddi anlamda bu savaşta değişti. Eric Zemmour'un bu kadar düşeceğini bekliyorduk. Marine Le Pen'in yükseleceğini de bekliyorduk. Marine Le Pen %12-13'lerden yükseldi bu noktaya. Doğru bir strateji izleyerek bunu söyleyebiliriz. %26 bugüne kadar yaptığımız yayınlarda söyledik. En iyi alabildiği en iyi rakamdı. Macron'un da aldığı en düşük %27 idi. Macron oylarını biraz daha artırdı. Zira Valérie Pécresse yani Fransız sağının Jacques Chirac'ın, Nicolas Sarkozy'nin partisi hareketi merkez sağın, De Gaulle'cu sağın adayı inanılmaz düşük bir oy aldı. Ve görünen o ki seçmen daha ilk turda bunları biz ikinci turda görürüz normalde. İkinci turda faydalı oy, sağ oylar bir adayda toplanır. Merkez oylar öbür adayda vesaire. Ama bugün Fransız seçmeni her ne kadar %4 daha az sandığa gitse de istikrara oy verdi birincisi bu. Avrupa Birliği'ne daha çok oy verdi ikincisi bu. Daha ılımlı bir politikaya, daha liberal bir politikaya oy verdi. Macron'a çok ciddi anlamda emeklilik yaşını 65'e çıkarması gibi bir takım liberal adımları ve son anda ortaya çıkan bir yolsuzluk iddiası ciddi oy kaybettirmişti. Halbuki %33'lerdeydi. Nereye kadar düşebileceği de %27'lerde öngörüyorduk açıkçası. Daha bu öğlenki seçim en son anketlerde yani aktardığımız bu öğlenki rakamlarda 27-26 gibi görünüyor demiştik. Macron 28 aldı. Zira Valérie Pécresse çok büyük kaybetti. En büyük kaybeden o. Yani yeşillerin bile arkasına düşmesi artık Fransız sağı göksu, Fransız sağı da artık De Gaulle'cu sağı da artık son buluyor. Yeniden Fransız sağı şekillenecek. Sosyalist Parti, François Hollande'ın partisi, François Mitterrand'ın partisi, ülkeyi yöneten 80'den bu yana bir parti. Onlar da yok olmakla yüz yüzeler. Dolayısıyla yeni bir sandık şu mesajı verdi diyebiliriz Göksu. Liberal, merkez sağ ve sol Macron'da birleşiyor. Aşırı sağ, tutucu sağ, muhafazakar sağ, sağın sağı Marine Le Pen'de buluşuyor. Solun solu, sol ve sosyalistler de Mélenchon'u seçtiler. Ancak ikinci tura yine geçtiğimiz seçimlerdeki gibi Marine Le Pen ve Emmanuel Macron kaldı. Yarış yine bu ikisi arasında olacak ama Marine Le Pen eğer bu seçimleri kazanamazsa bırakacak, bir daha aday olmayacağını açıkladı. Macron ikinci kez seçilemeyecek, üçüncü kez özür diliyorum. Eğer bu sefer de seçilirse üçüncü kez aday olamıyor anayasaya göre. Onun için de bir var olma savaşı. Çok çekişmeli, bıçakların, kılıçların çekildiği bir iki hafta yaşayacağız önümüzdeki dönemde. Herkes politikalarını yeniden düzenleyecek ve işte bu kaybolan oylara, orta oyların yanı sıra göçmenler konusunda, savaş konusunda kaygılanan oylara son ana kadar kararsız kaldı bir de. O da tabii çok önemli bir etken. Seçmen son ana kadar sandığın önüne gidene kadar %30 oranında kararsız, anketler böyle gösteriyordu Göksu. Bu kararsız seçmen de sandığın önüne gittiğinde istikrarı seçti diyebiliriz. Daha belirgin, tanıdık ve mevcut iktidarı tercih etti. Macron'un oylarındaki bu 1-2 puanlık artışı, Marine Le Pen'in oylarındaki bu 1-2 puanlık gerilemeyi de buna bağlayabiliriz özetle. Arzu Hanım, buyurun Sayın Ağa. Şimdi ben izin verirseniz bir şey soracağım. Önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin ayrılmasından sonra ikinci jeopolitik deprem yaşanıyor olabilir 15 gün sonra. Niye? Çünkü yüzde aşırı sağa, aşırı sola eklediğimiz zaman %20.1 dediniz, 7.8 dediniz, %51.2 yapıyor. Yani diğerlerine hiç Valérie Pécresse dahi ihtiyaç duymadan aşırı sağın ve aşırı solun oylarını ikinci seçimde aldığında Le Pen seçilebiliyor bu koşullarda. Yani bunlarda bir kırılma, bir kopma olabilir. Evet, dediğinize katılıyorum. Yani
Bu seçim birinci tur biraz savruk geçiyor Fransa'da genellikle. İkinci de hani korku nefrete ağır basıyor. Buna da kabul ama şu an açıkçası hani ben anketleri takip etmeye çalışıyordum. O anketlerden çok daha iyi bir üçlü oy var. Hatta diyorlardı ki yani biraz Valérie Percent'ten de oy alması gerekir. Yani Le Pen'in iktidara gelebilmesi için buna hiç ihtiyaç kalmadan %51.2'yi aşırı sağ ve aşırı solla beraber yakalıyor Le Pen. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Yani matematik, aritmetik burada 2 artı 2 şeklinde gitmiyor ikinci turda. Birincisi Front Republican dedikleri bir olay var, fenomen var Fransızların. Baba Le Pen'le Jacques Chirac arasındaki 2002 seçimlerini hatırlayacak olursak, o gün bugündür aşırı sağa geçit vermeme gibi bir yemini var Fransız seçmeninin. Dolayısıyla Marine Le Pen birinci turda Avrupa seçimlerinin, örneğin Avrupa parlamento seçimlerinin birinci gelmesine rağmen seçimleri alamadı ikinci turda. Milletvekili ne kadar yüksek oy alsa da sokamıyor parlamentoya. Çünkü bu cumhuriyetçi cephe aşırı sağa oy vermiyor Fransa'da ve seçmeni de hep Macron'a oy vermeye çağırıyor. Ya da işte birinci kim geliyorsa Front National'in karşısında, Ulusal Bütünleşme Partisi'nin karşısında ona oy vermeye çağırıyor. Dolayısıyla ama bu sefer bir farklı bir durum var, yeni bir durum. Bu sefer adaylar Macron'a oy verin demiyorlar. Şimdilik demediler, göreceğiz. Valérie Pécresse Macron'a oy verin diyecek mi? Yani aşırı sağa baraj oluşturun çağrısı yapacaklar mı? Hepsini tek tek göreceğiz. Radikal sol yapmadı bunu. Radikal sol ne olursa olsun Marine Le Pen'e baraj oluşturun çağrısı yapmadı. Şimdi tek tek konuşmalar olacak ve orada açıklayacaklar, göreceğiz bunu. Ama bu sefer Marine Le Pen'in kendisini, partisini şeytanileştirmekten uzaklaştırma politikası adını verdiği bir politika da izledi. Daha ılımlı, daha merkez sağ, konservatör bir çizgiye, tutucu bir çizgiye çekti aşırı sağdan. Dolayısıyla bu politikasıyla 24'e ulaştı. Ulaştı ancak radikal sol aşırı sağa oy vermiyor. Onlar birbirine zaten düşman iki cephe diyebiliriz. Çok ayrı noktadalar. Ama Macron'a da oy vermiyorlar. Büyük ihtimalle beyaz oylar. Macron'u da sevmiyorlar. Şimdi hiç olacak gibi değil. Fransa'da derin bir güven bunalımı var Atlantik'e karşı. Şimdi evet, çok merak, ben de çok merak. Açıkçası benim gördüğüm şu, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ikinci tura çok yüklenecekler. Öyle gözüküyor. Bakalım Fransız seçmeni nasıl davranacak? Ya gerçekten Avrupa'daki en büyük kırmalardan bir tanesi karşılık geliyor. Yani eğer Le Pen bu seçimleri şu andaki istatistiklerle beraber kazanmayı başarabilirse büyük bir jeopolitik değişim olacak. Çünkü bu üçü de Putinci. Yani şimdi 2 numara, 3 numara, 4 numara Putinci. Şimdi 1 numara Putinci değil, Putin karşıtı. Şimdi buna dair bir savaş olacak şimdi Fransa'da. Şimdi Arzu o yüzden şunun altını çizdi. Aslında bu seçimde Avrupa Birliği'ne oy attı Fransa halkı. Putin'in şimdi az önce işte nükleer, Putin'in nasıl bir algıyla devam ettirildiğini Batı'da takip ettiğimiz zaman işte işgalci, çılgın bir lider, yavaş yavaş Ukrayna'dan açılan işte Polonya'dır vesaire Avrupa'ya doğru ilerlemeye çalışan bir Rus ordusu, Rusya mı görüyoruz noktasında. O zaman Ukrayna-Rusya gerilimi Macron'un işine mi yaradı? Şimdi benim okumam şu. Şimdi savaş bir gerçeklik yarattı. Bu gerçeklikle beraber Fransa ile Almanya NATO üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile safları sıklaştırdılar ve bir mücadele ortaya koydular. Macron bu süreçte ortaya koymuş olduğu siyasetle, stratejiyle oylarını yükseltti. Aslında daha düşüktü oylar. Ama şimdi Fransa seçmeninde, bilinçli bir seçmen sonuçta, Avrupa'nın entelektüel seviyesi en yüksek olan seçmeni, savaşın üretmiş olduğu o baskıyla birlikte NATO üzerinden kendi milliyetçilik duygularının, kendi Fransız İmparatorluğu'yla ilgili duygularının baskı altına alındığını düşünürler ve derinden derine Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO'ya karşı bir güvensizlik hissediyorlar. Şimdi burada ne olacak? Yani 3 tane partiden bahsettim ben. Yani 2 numara %23.3, 3 numara 20.1, 4 numara 7.8. O zaman 51.2 yapıyor. Hiçbir ankette 51.2 gibi yüksek bir sonuç ortaya çıkmamıştı şu ana kadar. Şimdi bu nasıl işte Arzu Hanım dediği gibi hani korku nefrete üstün gelmeye başladığı andan itibaren nasıl kendisini gösterecek, nasıl etkileyecek? Açıkçası çok ilginç bir sonuç olacak. Yani eğer Le Pen kazanırsa Fransa'nın Avrupa'nın göbeğinde Putin yani Rusya'ya karşı sempatisi olan
Evet, belki son dönemde Arzu Hanım çok güzel söyledi onu. Yani Erik Zemmour'a bıraktı rolü. Erik Zemmour son derece sert davrandı. Le Pen'in oyların yükselmesine de çok büyük bir sebep üretti bu aslında. Çünkü o daha göçmen, pahalılık, enerji oralardan gitti. Şimdi ama yani Le Pen'in ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Resmen Putin'ci yani, öyle değil mi Arzu Hanım? Şimdi böyle evet, şöyle söyleyebiliriz. Putin'le Macron da telefonda görüşüyor biliyorsunuz sürekli, ama şöyle önemli bir nokta var. Birincisi insanlar çok korktu. Bu savaş Ukrayna'nın ötesine giderse. Sanıyorum Macron'a, Valérie Pécresse şu an Macron'a oy verilmesi çağrısı yaptı. Sağın adayı. Şu anda çok büyük bir alkış koptu salondan. 4.6 Macron yanında. 4.8 oldu değil mi? Yannick Jadot'un da altında oy almıştı söyledik. 4.8 çağrıyı yaptı ama oy gider mi? O başka bir konu. Gözler 24 Nisan'a çevrildi. Hayır. Hareketli bir iki hafta bizi bekliyor. Arzu'ya hemen her gün bağlanacağız. Bu seçimler yıllarca konuşulacak bence.